9. Bölüm Güvene, insanın kendini keşfetmesine yönelik içgüdüsel ilgi diyebiliriz. Güvenli kimseler kendileri oldukları için sevilirler. Mesela çocuğumuza ders başarısından ziyade şahsi özellikleri sebebiyle sevildiği hissini yaşatabiliyorsak ona rahatlıkla temel güven duygusunu kazandırabiliriz. Çocuk iyi şeyler yaptığında kendisine duyulan sevginin artacağını bilmelidir çocuğu olumlu davranışlara yönelten bir diğer kuralda, ona varlığına önem verildiğini, özlenildiğini hissettirmektir. Bu çocuğun en büyük psikolojik ihtiyaçlarından biri olduğu halde sosyal darwinizm bu ihtiyacı baltalamıştır. Darwin'den sonra batı kültüründe anne ile çocuk arasında savaş başlar. Teze göre bu savaşı anne kazanmalıdır. Şimdilerde bu tezin çocuktaki temel güven duygusunu zedelediği için yanlış olduğu anlaşılmıştır. Çünkü bu ve benzeri görüşler ailede ve toplumda güveni zayıflatır. Oysa güven ve disiplin yan yana yürümelidir. Eğer ailede ve toplumda güce dayalı bir disiplin hakimse güven duygusu zayıflar. Aklı referans alan bir disiplin anlayışı güvenin artmasına katkıda bulunur. Bunun için son derece sosyal bir tepki olarak çocuklarının her dediğine evet demek de katı disiplin anlayışının devamı olarak çocuklara aşırı baskı uygulamak da onların gelişimini gelişimi bakımından sakıncalıdır. Güven duygusunu neler artırır? Güven duygusunu artıran unsurlar olumlu pekiştirmelerdir. İnsanın kendine olan güveniyle başkalarına duyduğu güven farklıdır. Özgüveni geliştirmenin yolu İnsanın şahsi özellikleriyle ilgili farkındalığını sağlamasından ve ümidini hiçbir şartta kaybetmemesinden geçer. Ego, ideali oluşmuş birisinin olumlu düşünceli, olumlu yönlerini arttırması için ümide çabanın eşlik etmesi gerekir. Kabiliyetlerini geliştirmesi güvene katkıda bulunur. Güven duygusu neden zarar görür? Güvene zarar veren şeyler iç ve dış tehlikelerdir. Mesela bir ülkenin güvenlik değerlendirmesi yapılırken tehdit algılamasına bakılır. İnsan da böyledir. Emniyette olduğunu anlamak için muhtemel tehlikeleri gözden geçirir. İnsanın kendini güvende hissetmesinin en kolay yolu da dost-düşman ayrımının doğru ve akılcı şekilde yapılmasıdır. Mesela paranoid kişilerin psikolojik dinamiklerinde başkalarına kötülük yapma, diğer insanların malına el koyma, etraflarındaki kimseler üzerinde kontrol kurma isteği gibi olumsuz duygular vardır. Ancak bu kişilerde aynı zamanda ego kabarması da olduğu için söz konusu duyguları kendilerine mal etmezler. Bu hislerinden <laughs> utandıkları için durumu reddeder, ben iyi bir insanım der ve düşündüklerini başkalarına yansıtırlar yansıtma mekanizmasını kullandıklarından yakınlarını kendilerine düşman gibi görürler. Onlardan zarar görecekleri endişesiyle devamlı o kişilerle ilgili güven sorgulamasına gider ve şüpheli kategorisine birini daha eklerler. Dostuyla düşmanını ayırt edemeyenler içlerinde düşmanlık duyguları yoğun olan kişilerdir. Kötülük düşünen birisi başkalarından da aynı şeyi bekler. Ön yargı ve kıyas güveni zayıflatır. Doğru şekilde güven oluşturmak için gerçekçi tehdit algılamaları yapmakta yarar vardır. Eğer insan kendi artı ve eksilerini görüyor, ön yargılarının farkına varıyor, yani kendini tanıyorsa başkasından gelebilecek tehlikeleri daha doğru analiz edebilir. Mesela bu kişi bana kötü bakıyor gibi geldi ama belki de yanılıyor olabilirim diye düşünür. Şüphelendiği kişiyle ilgili bilgi topladıktan sonra bir kanaate varır. Ön yargı ilk izlenimle karar vermek gibi aceleci Tutumlar güveni azaltırken diyalog arttırır. Önyargı doğru sorgulamanın önündeki en büyük engel olduğundan insanı yanlış hükme götürür ve neticede hatalı karar vermeye sebep olur. Bu da kişiye gerçeklerden uzak adımlar arttırır. Güveni zayıflatan şeylerden birisi de kıyaslamadır. İnsanda temel güven duygusunun oluşması için kendisine dünya emin bir yer mi sorusunu sorması ve buna olumlu cevap bulması gerekir. İnsanın güveni zayıfladıkça depresyon gelişir. Kendini tehdit altında hisseden kişi hayata bağlanmakta güçlük çeker. Cesur adımlar atamaz ve riske giremez. Özgüven bu sebeple önemlidir kendini gerçekleştiren kehanet. Psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet diye bir durum vardır. Bunun en güzel örneği gelinle kayınvalide arasındaki ilişkide görülür. Mesela eve yeni gelen gelin hakkında kayınvalidesi bu kız benim özenle yetiştirdiğim oğlumu elimden alacak diye düşünürse aklından geçenlere farkında olmadan beden diline yansıtır. Gelin de kayınvalam bana hiç bakmıyor. Tavırları dostça değil. Eşimle aramı açacak diyerek savunmaya geçer. Sonuçta her ikisi de duyduğu şüphede haklı olduğu kanaatine varır ve aslında ortada gerçekçi bir sebep yokken belli bir süre sonra araları bozulur. Böylece kehanet gerçekleşmiş olur. Bu duruma kendini gerçekleştiren kehanet denilmesinin sebebi insanlar arasındaki sözsüz iletişimin gücüdür. Bazı iletişimciler sözlü ve doğrudan iletişimin etkisini ancak %20 oranında olduğunu söylerler. Sözlü olmayan ilişkide konuşma tarzı, vurgu, ses tonu, mimik ve jestler önem kazanır. Yine sevginin karşı tarafı en iyi aktarıldığı organ gözdür. Tecrübeli ve iyi eğitilmiş birisi muhatabının bakışlarından onun neler düşündüğünü anlayabilir. Kendini gerçekleştiren kehanette kişi beden dilini kullanarak hissettiklerini farkında olmadan karşısındakine yansıtır. Aslında büyü denilen şey biraz da budur. Sihir fal gibi işlerle uğraşanlar kendilerine müracaat edenlere düğümlenmiş bir ip ya da muska verir. Git bunu denize at veya toprağa göm. Ondan sonra hiç arkana bakmadan gel. Eğer arkana bakarsan büyü bozulur derler. Böylece bilinçaltı mekanizmasını kullanarak kişinin attığı ya da gömdüğü şeyi beyninde gömmesini sağlarlar. İnsan zihnine ben sihri gömdüm ve ondan gelecek zarardan kurtuldum diye kayıt düşer. Hz. Muhammed'in söz büyüdür ifadesi en güzel şekilde gerçekliğini bulmaktadır. Aslında iyi ve etkileyici sözler sihirlidir. Büyü denilen şeyi doğaüstü bir güçte aramak yerine kelimelerin ve davranışların içinde aramak daha doğru olacaktır. Güven, tedbir ve tehdit. Eğer kişi kendisine yönelme ihtimali olan tehlikeleri doğru algılarsa hem kötülüklerden korunur hem de güvende olduğunu hisseder. Oysa dış tehditler konusunda fazla duyarlı olan kişinin güveni zayıflar. Yine bu konudaki çok iyimser ve safça yargılar dışarıdan gelecek tehlikelerin gözden kaçmasına sebep olur. Mesela bir annenin balkona tek başına duran çocuğunun düşme ihtimalini göz önünde bulundurmaması ve tedbir almaması bu durumu fazla iyimser algıladığını gösterir. Sınırlı bilgiyle yapılan tanımlamalar genelde tehlikelerin yanlış görülmesine yol açtığından insanlar arasındaki düşmanlık duygularını arttırır. Güven ve itaat. Bir insanın güvenini kazanmanın en iyi yolu onda iki türlü itaat oluşturmaktır. Bunlardan biri gönüllü itaat, diğeri gönülsüz itaattir. Çünkü güvenin arkasından itaat gelir. İnsan güvendi kimseye bağlanır. Öğretmen öğrencisinde, komutan emri altındaki askerlerde, liderlerde halk üzerinde itaat oluşturmak isterler. Gönüllü itaat sevgiye, gönülsüz itaat korkuya dayalıdır. İstemeden sunulan itaatte korku nesnesi ortadan kalktığında bağlılık da biter. Zira o güvensiz bir itaattir. Sözü uymayı sağlayan asıl unsur sevgidir. Bunun için dinler ve inançlar inanç sistemleri mensuplarında gönüllü bağlılığın oluşmasını hedeflerler. İyi yöneticilerin çalışanları üzerine yapmak istedikleri de budur. Kalpten bağlılık, güven doğduğu için bu ilişkilerde devamlılık söz konusudur. Bu durumda otorite kaybolsa bile itaat devam eder. Ama güçle beraber sadakat de bitiyorsa samimiyeti yoklamak gerekir. Özellikle ülke yönetiminden sorumlu olanların gönüllü itaati teşvik etmeleri en doğrusudur. Gücü temsil eden makamda zayıflık olduğu zaman insanlar birbirlerinden koparlar. Oysa sadakatte içtenlik ve iştenlik söz konusuysa yönetimlerin itaati sağlamak için herhangi bir şey yapmasına gerek olmadan mensupları yola onlarla devam eder. Diyebiliriz ki büyük yöneticiler güven duygusunu gönüllü itaate çevirmeyi başarılabilenlerdir. İş hayatında güven. Kurum sadakati söz konusu olduğunda çoğu kişi bir insanın aldığı ücretle çalıştığı müesseseye bağlılığı arasında paralellik olduğunu düşünebilir. Oysa bu diğer etkenlerde düşünüldüğünde ancak üçüncü sırada yer alır. Çalışanların iş yerlerinde aradıkları temel şey kendilerini güvende hissetmektir. Kişi bulunduğu yerde değerli olduğunu düşünüyor, rahat çalışıyorsa bundan mutluluk duyacaktır. İkinci şart kişinin o kurumda geleceği teminat altında göstermesidir, görmesidir. Yöneticim bana adi davranıyor. Ufak bir hatam sebebiyle beni harcayabilir diye düşünen kimsenin güveni zedelenecektir. İşverenlerin adalet duygusunu zaafa uğratacak davranışları çalışanların kurum sedaketini derinden etkiler. Çünkü insanın kendini değerli hissetmesi ve yaptıklarının kabul görmesi iş performansı bakımından önemlidir. İkinci sınıf birisi gibi görüldüğünü hisseden insanda çevreye karşı güven oluşmaz. Ayrımcılık itimadı zayıflatır şirket bağlılığı oluşturan üçüncüsü, üçüncü unsur ise alınan maaştır. Aslında ekonomik problemler sebebiyle yaşandığı söylenen meselelerde üçüncü mevkideki sorunun birinci sıraya oturtulmaktadır. Kendine güvenen kişinin özellikleri Kendine güveni olan kişiler hayal kırıklığı yaşadıkları zaman yıkılmaz ve her vakit iyi düşünmeyi başarabilirler. Girişimcidirler, iş başarıları yüksektir. Özgüveni güçlü kişiler insanların kendileri hakkında ne hissettiğini gerçekçi şekilde algılar ve yaptığı hataları fark edip düzeltme çabasına girerler. Eğer bir insanda aşırı korumacılık varsa bunun altında özgüven eksikliği yatar. Kurumacı yaklaşım sorunları çözümsüz hale getirir ve sorumluluk alma ihtimalini azaltır. Oysa kendinden emin olan kişi risk alır. Risk bir yelkenli gibidir. Doğru yönden esen küçük bir rüzgar ona hız verirken ters taraftan şiddetli gelen rüzgar yelkenleri patlatır. Özgüvenin abartılı olması da insanın yolda kalmasına sebep olur. 9. Bölümün Sonu